Arkadaşlar merhaba. 8 Ocak Pazar günü Dubai Meydan'da 6 koşulu bir program var. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşu saat 17'de başlıyor. 1400 metre çim pistte. Maiden koşunda 20 at kayıtlı olsa da burada 16'sı koşabilecek. 17, 18, 19, 20 yedekte. Burada 5 at yazdım şablonuma ama oldukça zor bir yarış. Fazla at yazmanızı öneririm. Tuttuğunuz atlar yoksa. Benim tuttuğum atlar ilki 8 numaralı Torki. Sonra 12 numaralı Runaholic. 2 numaralı Çifte Parti Richard Mulenle, 5 numaralı Maputo. Ekürü avantajıyla birlikte. Son, son olarak da 1 numaralı Army Sergeant. Sırasıyla şans verdiğim safkanlar burada 8, 12, 2, 5 ve 1. İkinci koşu 6'lı gayanın da ikinci ayağı yine maiden bir koşu 1400 metre pistte 10 tay birincilik mücadelesi verecek. Burada 2 tay yazdım değerlendirmeme. İlki 6 numaralı Mr. Raj oldu. İlk koşusunda ikinci kaldı 1400 metrede son metrelere kadar öndeydi ama e, sonda temposu düştü ikincilikte kaldı. Bolt Dora temsilcisi 6 numara favorim. Yanına yazdığım rakipte 2 numaralı Go Soldier Go oldu ki son e, ilk yarışı diyelim 2 e, numarayla 9 numara birlikte koştu. 2 numaranın yarışı oldukça tatminkar. Çok gerilerden e, gelip e, çok fark kapattı. Üçüncülükte kaldı. Andreas de Vreestle ikinci tercihime yazdım. 6 ve 2 diyorum ikinci koşu için. 3. koşu 1200 metre çim pisti handikap koşu. 14 atın e, mücadelesi olacak burada. 7 ve 11 numaralı atlar da ekü olarak yarışa katılıyor. 3 3 e, at yazdım şablonuma. İlki 2 numaralı Kern Island, sonra 3 numaralı Standing Beauty. Ve son olarak da 13 numaralı Duke Dom. Sırasıyla şans verdiğim atlar 2, 3 ve 13. Dördüncü koşu altılı ganyanında dördüncü ayağı 1600 metre çim pistte şartlı koşuda 8 atın mücadelesi olacak. 2 ve 3 numaralı atlar eküri olarak koşuyor burada. şablonuma tek bıraktığım at muhtemelen de büyük favori çıkacak. 1 numaralı Sovereign Prince oldu. 316 gündür koşmuyor ama yani Godolphin'in safkanı hazır gelecektir sahaya ve özellikle koştuğu koşulara baktığımızda geçen yıl meydanda iki yarış üst üste kazandıktan sonra Riyad kapa gidip yakın ara beşinci oldu. Yani 316 gündür evet koşmuyor. Bir dezavantaj ama rakiplerine de baktığımda tek tek performanslarına yani form, <coughs> formda bir safkan göremedim rakiplerinden. Dolayısıyla bir numara bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Tek diyorum bir numara için. Beşinci koşu 1600 metre kum pistte handikap koşu. Burada da 18 at yarışa kayıtlı olsa da 17-18 e, yedekte muhtemelen buradan da at çıkacak. Burada 5 at aldım değerlendirmeme. İlki ekürülerden 5 numaralı El e, Maron burada favorim rakiplerinden e, bir adım önde tutuyorum. Sonra bir numaralı Onda e, Rogent, Michael barzolan idaresinde. Dokuz numaralı Bark El Emarat üçüncü tercihime yazdığım safkan. Sonra 12 numaralı Kenny Fetti ve son olarak da sekiz numaralı Border Edge e, sırasıyla şans verdiğim atlar. 5, 1, 9, 12 ve 8. Dubai Meydan'da Altılı Ganya'nın son ayağı akşam 7.55'te başlıyor. 1900 metre Çin pistte handikap koşu. Burada da 18 at yarışa kayıtlı ama şu anda çıkan atlar var. 9 ve 12 numaralı atlar şu anda çıktı. Ee, koşmayacaklar 9 ve 12. Zor yarışlardan biri yine sürpriz bir sonuç çıkabilir. Ee, sıra numarasına göre <laughs> önereceğim atlar 4 numaralı Graffiti Master 5 numaralı Karnaval 6 numaralı Tru Ecolat 10 numaralı Kanot 15 numaralı e, Daneyan ve 17 numaralı Last Night sırasıyla şans verdiğim atlar oldu. Aslında baktığımızda 15 ve 17 numaralı atlar buradaki rakibi 14 numaraya geçildi. Yani 14'ün kazandığı yarış. Birçok rakibini geçti. 15 ve 17'de dahil ama özellikle 15 numara Şamardal'ın kır temsilcisi yarışını çok beğendim. Çok gerilerde kaldı. Sonlarda da güçlü geldi ama yetiştiremedi. Keza 17 numara da aynı şekilde biraz trafik sorunu oldu. Teofilo'nun temsilcisi burada sürpriz yapmasını bekliyorum özellikle. 15 ve 17 sıralamamda 4-5-6-10- 15 ve 17 oldu son ayakta arkadaşlar. Tahminlerim de bitti. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere bahtınız açık olsun.